برنامج أجندة الشرق الأوسط. مساء مجيد والسلام للجميع. بمناسبة حلول العام الجديد أتقدم لجميع المشاهدين بأحر التهاني وأخلص التمنيات أن يحمل هذه العام لكم الصحة والسلام والديمقراطية. Herkese iyi akşamlar, yeni yıllar, mutlu yıllar dileğiyle bu yeni yılın tüm izleyicilerimize en sıcak, güzel dilek ve temennilerimle başta sağlık, barış ve demokrasi getirmesini ve 2021'i aratmaması dileğiyle programımıza başlıyoruz. Evet. Bu programımızda her zamanki gibi program akışımız başta bir kısa bir 2021'den arta kalan devreden bir kısa bir panoramamız var. Ardından değerli bir gazeteci dostumuzla bir 2021'in hasadını ve 2022'nin getirecekleri ve muhtemel gelişmeleri masaya yatırmaya çalışacağız. Başta gazetelerden başlıklar. Şarklı Avsat gazetesinden. Covid-19'dan kurtulmadan omikron mutantı hayaleti dünya üzerinde yayılıyor. ABD, İngiltere'de, Fransa yüz binlerce vaka görüldü. Dünyada 5700 hava uçuşu iptal edildi. Çevresel kirlilik, küresel ısınma ve ekolojik tahribatlar bölgenin temel sorunları olarak önümüzde duruyor. Filistin'den bir haber. Filistinli direniş güçleri Mahmut Abbas, Bennett Gates'le görüşmesini ulusal ihanet ve Gazze ve Kudüs katliamların üstünü örtmeye yarayan bir görüşme olarak niteledi ve kınadı. ABD Ulusal Güvenlik Müsteşarı Jake Sullivan'ın İsrail'i ziyaretinde Abbas'la da görüştüğünü ve ardından İsrail'e geçtiğini de biliyoruz. Yani bu görüşmenin mimarı olarak ABD olduğunu ifade ediyor. Maya International sosyal medya, Suriye için Nur Sultan zirvesi, parantez içerisinde Astana, tam bir fiyasko. Rus temsilci Alexander Lavrentiev'in yaptığı açıklamada Türk diplomatlarının kendilerine yakında güçlerini Suriye'den çekiyoruz açıklamasını yaptığını ifade etti. Ancak 24 saat geçmeden haber yalanlanıp şartlar ileri sürüldü. Şartların 4 şart. Herkesin kabul edip haklarını güvenceye alan bir yeni anayasa yapılması. 2. Herkesin katılacağı demokratik bir seçim. 3. Seçim ardından meşru hükümetin kurulması. 4. Türkiye'nin bütünlüğünü tehdit eden terör örgütlerinin bu hükümet tarafından ortadan kaldırılması. Masada diplomasi, perde arkasında kötü niyetler. Ne güzel talepler. Bu Türkiye için bile istenmeyen talepler olduğunu ifade etmek lazım. Sana Haber Ajansı ve Bağımsız Gazetesi, İsrail düşman savaş uçakları 05 sıralarında Laskiye Limanı'na bir ay içerisinde ikinci defa saldırdı 28-12'de. Büyük maddi zayiatların verildiği saldırıyı şiddetle kınayan yönetim Birleşmiş Milletleri göreve çağırarak şikayette bulundu. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mıkdat, Suriye anayasa için Birleşmiş Milletler ve temsilcileriyle olumlu çalışıyoruz. Sorunumuz bunlarla değil. Suriye'nin yıkılmasını sağlayan güçlerledir sorunumuz. Türkiye hala Nusra'yı İdlib'de desteklerken ABD Kuzeydoğu'da Tenef'te IŞİD'i desteklemeye devam ediyor. Bu işgal er geç sona erdirilecektir dedi. ANHA Haber Ajans, Suriye'nin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren 8 parti bir araya gelerek Türkiye'nin ve ona bağlı güçlerin Tel Temir kırsalında yaptığı saldırı ve Haseke'de milyonlarca insanın susuz bırakılmasını kınadı. Şems News, Mısır, Birleşmiş Milletler denetimindeki
Mahmur kampına saldırılar devam ediyor. Türkiye'den sonra bu defa KDP güvenlik güçleri kampı kapatıp 22 bin insanın göçe zorlamaya devam ediyor. El Vifak, İran. İran bölge ülkeleriyle müzakere ve anlaşma çabalarını sürdürüyor. Bakiri, 8. turu Viyana'da devam eden müzakerelerden umutluyuz. Yaptığımız yaptırımlar kaldırılacak. Kihan, İran, İsrail basını Hişam Abu Hawash'ın ölüm orucundaki intihar eylemi İsrail'e karşı tehditli bir girişimdir şeklinde manşete taşımış. Diğer bir başlık, İslami Cihat Örgütü Genel Sekreteri Hawash'ın şehit edilmesi İsrail'e karşı bir savaşın ilanıdır. Evet, Hişam Abu Hawash açlık grevinin 136. gününde. Kutsul Arabi'den bir başlık, 2020'de darbeler ve karşı devrimler yılıdır. Alexander Lavrentiev, Suriye'de yeni bir anayasa ihtiyacı yok demesi, Türkiye'nin Suriye'den çekilmesine karşı şartlarına cevap mı şeklinde bir yorum yapılmış. Sırplar, başka bir başlık, Sırplarla savaş hayaleti dolaşıyor. Türkiye, Bosnalı Müslümanlara siyasi ve askeri destek mesajları yolladı. Hulusi Akar, Saraybosna'da Bosna Genelkurmay Başkanı Bayraktar Fabrikası'nı ziyaret etti. El Kazimi, koalisyon güçlerinin Irak'tan çekileceğini açıkladı. Al Arab, Türkiye, Somali'de çıkarlarını koruyacak bir seçim sistemi planlıyor. Federal mahkeme sınavı bitti, seçim sonuçları onandı, sıra Sadr hükümetin kurulmasında. Evet, diğer bir başlık Al Arab'tan. Erdoğan'ın TL'yi kurtarma operasyonu ters sonuçlar vermeye başladı. TL 4 gündür değer kaybetmeye devam ediyor. Libya'dan bir başlık, Libya ile ilgili. Libya skandalı, Dübeybi'nin sahte diplomalı iddiası yargıya taşınıyor. Kanada Üniversitesi'nden diplomalı olduğu tartışması ve yolsuzluk iddiaları Dübeybi'yi zorluyor. Şarkıl Avsat, Al Arab ve Arap Cedid gazetelerinin tümünün başlığa çıkardığı son haberimiz, güvenlik güçleri Sudan'da illeri ayaklandı. Halk sivil hükümette ısrarlı. Güvenlik güçleri göstericileri su, gaz ve canlı mermilerle bastırıyor. Onlarca ölü ve yaralı var. Darbeciler yol ve köprüleri kapatırken internet erişimini de engelledi. Hartum semalarını gaz ve duman kapladı. Evet, bu başlıklarla ayrıyeten bir Yemen'le ilgili, Yemen savaşı hız kesmiyor. İran iddialı savaş durdurulabilir. Evet, genel panorama haber özetimiz bu şekilde. Şu anda esas dosyamıza yani 2001'in hasadı ve 2002'ye geçerken karşı karşıya bölgenin kaldığı temel sorunlar, buraya devreden yani 2022'ye devreden sorunları konuşacağız. Evet, konuğum Sayın Fehim Taştekin. Fehim Taştekin'le bu dosyamızı masaya yatıracağız. Hoş geldiniz Fehim Bey. Teşekkür ederim, hoş bulduk. İyi yıllar, iyi seneler diliyorum herkese. Size de iyi yıllar ve bu yılın sizler için de aynı zamanda bir geri dönüş yılı olmasını diliyoruz. Sürgün bitsin. Teşekkür ederim. Eksik ama güzel, çok güzel bir temenni. Evet hocam, yani 2001, şimdi halkımızın deyimi var. Biri insanlar için biri giderken, yola çıkarken ardından su dökülür ya da bir cenazede
ölüyü nasıl tanırdınız şeklinde bir başlıkla başlayalım. Yani, 2001'i biz 2001'e damgasını vuran esas sorunlar, meseleler ve bu yılın 2022'ye devrettiği temel sorunları konuşacağız. Tabii bu temel toplumsal siyasal olaylar bildiğimiz üzere hız kesmiyor ve en azından son bir hafta içerisinde, 2001'in son haftası içerisinde başlıklara taşıdığımız haberlerden de anlaşılıyor. Ciddi bir şekilde 2022'ye devretiyor. Buyurun, söz sizde. Tekrar merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. 2020 ya da 2019'la kıyasladığımız zaman 2021'in birazcık daha gerilimlerin yerini görüşmelere, müzakerelere bıraktığı ya da normalleşme araçlarının öne çıktığı, belli yerlerde askeri anlamda çekilmenin yaşandığı ya da çatışma süreçlerinin işte ateşkesi gözleme ya da ateşkesi sürdürme şeklinde çabalara dönüştüğünü görüyoruz. Tabii her yerde aynı tespiti yapmak mümkün değil. Kuşkusuz belli yerlerdeki gerilimler, restleşmeler daha fazla ve daha yoğun. Şimdi işte biz elimizde ne var baktığımız zaman yeni bir Amerikan yönetimi ve bu Biden yönetiminin iktidara gelişiyle birlikte işte yeniden taşların yavaş yavaş oynadığını ya da pek çok bölgesel aktörün kendi seçeneklerini değerlendirmeye başladığını görüyoruz. Bu bir faktör. Tabii ki bu küresel ölçekte ABD'nin Çin'le ve Rusya'yla işte daha fazla uğraşma stratejisiyle bağlı olarak bölgeye bunun yansımalarını da defaatle gördük. Bunun kuşkusuz alt başlıkları var. Yani İran'la mesela müzakereler dönüşün etkilerini konuşabiliriz, tartışabiliriz. Türkiye'nin bölgede daha fazla çekilme, işte askeri güç kullanmanın yerini daha fazla gardını düşüren bir yumuşak geçişe bıraktığını da tespit edebiliriz. Bütün bunların ötesinde doğudan batıya doğru böyle bir hızlıca tarama yaptığımız zaman tablo şöyle bir yani belirginlik kazanıyor. İşte Afganistan'da Amerikan güçlerinin ve NATO güçlerinin çekilmesi öngörülüyordu ve bu hızlı bir çekilmeyle bölgesel aktörlerde de bir anlamda Amerikan ortaklığının sorgulanmasına yol açacak bir sorgulama sürecini başlattı. Taliban tekrar geri döndü. Bu Amerika'nın işte son 20 yılda bölgeye yaptığı askeri müdahalelerdeki son hezinet olarak tarihe geçti. Birazcık daha bu tarafa geldiğiniz zaman İran'la nükleer müzakerelere dönüşü görüyoruz. İşte orada 2015'te Obama yönetimiyle sağlanmış bir anlaşma vardı. Trump bunu çöpe attı ve tekrar Biden yeniden azami baskı stratejisinden müzakere masasına dönen bir tercihte bulundu. Elbette İran etrafında baskı aslında Trump döneminden birazcık daha sözsel olarak farklı bir dille yumuşama izlenimi verse de o sözünü ettiğimiz baskı stratejisi yaptırımlarla vesaire devam ediyor. İran Viyana'daki görüşmelerdeki 8. turu gerçekleştirildi. Burada bütün yaptırımların kaldırılmasını istiyor. Sadece nükleer programla alakalı olanlar değil, balistik füzeler ve İran'ın bölgedeki aktiviteleriyle ilgili de var olan mevcut yaptırımların tamamen kaldırılmasını istiyor. Amerikan yönetimi bunu tartışmak istemiyor. Bir tıkanma var. Tabii nükleer programın nasıl ve ne kadar süreyle işte zapturapt altında tutulacağına dair takvimle ilgili anlaşmazlıklar var.
Bunların çok ötesinde İran'la müzakereye başlamış olmak tabii ki bölgedeki Amerikan müttefiklerinin de kartlarını yeniden karmasının nedeni oldu. Sonuçta Afganistan'dan hızlı çekilme ve İran'la müzakere Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn gibi ülkelerinde İran'la ilişkilerini gözden geçirmesine yol açıyor. Çünkü Amerikan koruması ya da şemsiyesi garanti değil. Bir de İran işte petrol tesislerini hedef alan ya da gemileri hedef alan bazı saldırılarla bir ön cephe senaryosunun kimleri nasıl içine alacağını göstermiş oldu. Bu yüzden Suudi Arabistan İran'la Irak üzerinden görüşmelere başladı. Birleşik Arap Emirlikleri Tahran'a işte bakan değil özür dilerim istihbarat şefini gönderdi. Böylesi bir temas trafiği bölgenin Amerika'nın İran'la anlaşması ya da anlaşamaması halinde bölge ülkelerinin de buna hazırlıklı olması, çevreyi ya da komşuyu bir şekilde hani düşman çerçevesinden çıkarıp bir şekilde ilişkilerin yeniden kurulduğu, daha güvenli bir alana çekildiği bir durum istiyorlar. Bunu anlıyoruz. Tabii bunun Türkiye'nin ilişkilerine de yansımalarını gördük. Emirlikler mesela Türkiye ile ilişkileri normalleştirme yönünde hızlı bir adım attı. Biz turumuzu devam ettirelim. Irak'a geçersek, Irak'ta IŞİD yeniden nüksediyor. Fakat Amerikan güçleri, muharip güçleri çekildi. Geriye sadece eğitmen danışmanlar kaldı ve İran'la bir anlamda Irak üzerindeki gerilimler de tam bitmiş değil ama amaç, bu çekilmedeki amaç Irak üzerindeki Amerikan-İran resleşmelerinde birazcık daha geriletilmesi ve çatışmanın birazcık daha fazla Irak'ın idare edilebilir bir siyasal ortama kavuşmasını öngörüyor, hedefliyor. Devam Hocam, edersek, evet. evet yani siz genel olarak Türk yani bu 2021'in bölgenin bütününe damgasını vuran olayları sıraladınız. Bunun yanı sıra tabii ki tek tek ülkeleri ele aldığımız zaman bu ülkelerde özellikle çatışma, gerginlik ve uzlaşmaların da esas olarak giderek yerini aslında uzlaşmalara ve diplomatik gelişimlere bıraktığını da ifade ettiniz. Bu mesela bunun karşı karşıya kaldı ve 2022'de belki görebileceğimiz ne tür gelişmeler var? Bu Irak'ta, Suriye'de, Filistin'de, Lübnan'da yani özetleyebilirsek Yemen'de özellikle Yemen Savaşı'nın çok önemli olduğu ama sanırım siz de zaten altını çizdiniz. Bu Viyana'daki müzakerelerin bir barışla sonuçlanması bütün bunları da etkileyen bir faktör olacağı muhakkaktır, değil mi? Kuşkusuz çünkü yani İran'la sadece nükleer müzakereyi konuşmak istemiyorlar. Suriye dosyası var, Irak dosyası var, Yemen dosyası var ve Lübnan dosyası var. Bütün bunları İran'la konuşurken yani İran'ı daha makul, daha az müdahaleci bir çizgiye çekmeyi bir ön şart olarak tartışmak istiyorlar. Tabii İran buna çok fazla yanaşmadı ama bir sonuç itibariyle eğer bir uzlaşma, anlaşma olursa diğer konularda da Yemen'de işte Suudi Arabistan'la İran arasında daha çok bir yakınlaşma beklenebilir. Lübnan tamamen tıkanmış durumda. Lübnan'da belki yeniden yani işte Suudi Arabistan'ın desteklediği kanatlar ile Hizbullah arasında belki birazcık daha yumuşak bir yeniden bir iktidar formülasyonuna doğru bir gidiş olabilir. Orada inanılmaz derecede bir çöküş senaryosu şu anda devam ediyor ve işliyor ve Amerika'yı bile tedirgin etmiş durumda bu çöküş senaryosu. Çünkü Suudi Arabistan Hizbullah'ı cezalandırmak için tamamen elini eteğini çekti, desteğini çekti daha doğrusu. Elini çekti diyemeyiz de desteğini çekti. Yemen'de Husiler Suudi Arabistan'ı fazlasıyla bunalttılar. Çünkü Suudi kentlerine roket, füze gönderebiliyorlar.
Ve burada İran'ın işte Husileri ikna etmesi ve bir şekilde bir anlaşma sağlanması bekleniyor. Bunların hepsi Viyana'daki görüşmelerin neticeleri olarak olası senaryolar arasında değerlendirilecektir. Suriye en önemlisi. Tabii Suriye sadece İran mevzusuyla İran'la bağlantılı değil. Orada dengeler çok farklı. Bir tarafta Kürtler var, bir tarafta Türkiye'nin işte askeri hareketlerle tuttuğu bölgeler var. Türkiye'nin yedeğindeki Suriye Ulusal Ordusu denen milis güçler var. Ve bunun dışında işte Heyet-i Tahrir-i Şam gibi daha El-Kaide, Radikal IŞİD devamı sayılabilecek çizgilerde örgütler var. Amerikan askeri varlığı, Rusya'nın orada sahadaki bütün organizatör ve koruma gücüyle varlığını sürdürdüğü bir dengeden söz ediyoruz. Şimdi sadece İran değil demek istediğim. Evet. Ama burada İran'la birlikte Rusya ve Amerika arasında bir diyalog başlamış durumda. Haziran'dan beri bu diyalog devam ediyor. Ve eğer tabii ki Amerika ile Rusya, işin bir tarafında da İsrail var, bir yakınlaşma sağlayabilirlerse Suriye'de de birazcık daha diplomasinin öne çıktığı bir yıl olabilir. Yani artık Türkiye'nin mesela yeni bir askeri harekatına ne Rusya ne Amerika izin vermek istemiyor. O yüzden biz yani çok büyük bir sürpriz olmazsa Suriye'de 2019'daki gibi ya da 2020'deki gibi bir cephe savaşı şu anda beklemiyoruz. Evet. Hocam şöyle bir özellikle İsrail'in bu son dönemlerde gerek İsrail'in içerisine dönük Golan Tepelerine hatta hükümetini Golan'da toplamış olması, diğer bir taraftan sürekli İran'a yönelik tehditleri ve bu konuda tabii diğer bir taraftan bu 100 yıl projesi, ABD'nin 100 yıl projesinin Arap ülke yönetimlerini içine almış olması en son halka olarak Fas'ı bildiğimiz üzere içine aldı. Bu Cenevre görüşmelerin bir olumlu bir yere evrilmesi halinde İsrail bu konuda hala danışıklı bir dövüş şeklinde mi bu çıkışlarını yapmaya devam eder yoksa mesela Suriye'ye sürekli yaptığı saldırılar da bunlardan biridir bu provokatif eylemleri ve daha çok İran'ı hedef alan. Tabii bunların durdurulması nasıl olacak ya da bir barış anlaşması halinde bu sorun belirli bir başka bir yöne evrilir mi? Şimdi son 10 yılda İsrail'in izlediği strateji bölgedeki en önemli düşmanının dişlerini sökülmesi, dizlerinin üzerine çökertilmesiydi. Ve bir anlamda Suriye'nin alevler içerisinde yanmasını içten yanmalı bir ülke senaryosuyla destekledi. Fakat istemediği bir sonuç ortaya çıktı. Evet, yani Suriye içeriden tamamen parçalanırken ve binlerce yerde çatışma yaşanırken İsrail bundan memnundu ama sonuçta 2013'te Kusseyir Savaşı'nda Hizbullah devreye girdi. Arkasından İran daha fazla milis ve kendi Kudüs gücü ya da işte devrim muhafızları unsurlarıyla sahaya intikal etti. Bu sahadaki dengeyi değiştirdiği gibi İsrail'in de gelecekte yani Golan'dan tehdit algısını artırdı ve İsrail şimdi birinci derecede önceliği İran'ın ve Hizbullah'ın Golan ve Kuneitra ya da işte Dera taraflarından İsrail'e herhangi bir şekilde yaklaşmaması. Bunu büyük bir öncelik haline getirdi ve Amerika'dan koruma sağlayarak her türlü desteği alarak Rusya'dan da anlayış ve göz yumma tavizini kopararak bu saldırıları sürdürüyor. Rusya ile İsrail Başbakan yani Putin ile İsrail Başbakanları arasında hiç görülmemiş düzeyde bir temas trafiği yaşandı. Yani Netanyahu yanılmıyorsam 6 kez görüştü Putin'le geçen 1,5 yıl içerisinde.
Yeni başbakanın ilk teması da hakeza işte Rusya ile oldu. Bu bir pazarlık konusu ve oyun şöyle gelişiyor. Yani Amerika ve İsrail şunu söylüyor Rusya'ya. Siz İran'ın bölgeden çekilmesini sağlayın, temin edin. Biz de sizin oynadığınız oyunu teslim edelim. Yani sizin rolünüzü benimseyelim. Bu konuda bir yakınlaşma olduğunu söyleyebiliriz. Yani İsrail açısından öncelik kesinlikle Golan'ı, yani Golan'ın geri alması perspektifiyle orada bir askeri yapılanmayı asla ve asla görmemek ve bunu önlemek. Şimdi şunu vurgulamak lazım. Golan çok önemli. Hem su kaynağı hem petrol kaynağı. Tabii. İsrail açısından ve dünya Suriye ile meşgul iken İsrail burada petrol aramalarına başladı. Birkaç gün önce de yeni bir yerleşim planı açıkladı. Yani buradaki evet, Yahudi iki yerleşimlerini çıkaracak. Evet, iki katına çıkaracaklar. Şimdi tabii ki Suriye buna herhangi bir şekilde yanıt veremiyor. Çünkü içeride yangın var, çok büyük sorunlar var. Ve İsrail de bunu büyük bir fırsata çevirdi. İsrail hatırlarsınız daha önce Suriye ile müzakerelerde bu yani Erdoğan'ın da dolaylı arabuluculuk ettiği süreçlerde yani Golan'ı konuşmaya hazırdı. Bir önceki dönemde yani Hafız Esad'ın yaşadığı dönemde sürdürülen görüşmelerde ise Golan'dan çekilmeye hazırdı. Evet. Şimdi yani o ya, yani 30 yıl önce Golan'dan çekilmeye hazır olan İsrail işte 10 yıl önce Golan'ı konuşmaya hazırdı. Şimdi ise Golan'ı tamamen unutturmaya yönelik bir strateji izliyor. Bu da Arap Baharı sonrasındaki Suriye'ye kirli müdahalenin en fazla İsrail'e yaradığını gösteren bir sonuçtur. Bu hocam Alexander Lavrentiev'in bu Rus Suriye özel temsilcisinin yaptığı açıklama var. Yani bu açıklama biraz ilginç, sanki Türkiye'ye dönük de bir mesaj aynı zamanda. Ama diğer gazetelerin öne çıkardığı şu anda Suriye'de, İsrail'in Suriye'deki İran mevzilerini vurması ve buna Rusların sessiz kalması aslında Rus-ABD pazarlığıyla ilgili ve Suriye dosyasının siyasal anlamda çözümüne dönük bir kabule karşılık olarak yapıldığı şeklinde. Yani bu ne kadar, tabii ki sizin anlattığınız bu Golan meselesi ve oradaki yerleşimlerin iki katına çıkartılması İsrail'in, ya geçmişte bir Filistin devletini kabul eden bir İsrail şu anda Filistin'in neredeyse bütününü işgal etmiş durumda ve hala genişletiyor. Ve Golan Tepeleri işin diğer bir yanı, Birleşmiş Milletler'in aslında işgal altında topraklar olarak nitelediği hala bir statüde duruyor. Değil mi? Evet. Evet. Evet, işgal altındaki topraklardır. Evet. Yani Birleşmiş Milletler kararları var. Bu konuda Güvenlik Konseyi'nin kararları var. Tabii İsrail hiçbir zaman Güvenlik Konseyi kararlarını dinlemedi ve karşılığında bir yaptırımla da karşılaşmadı. Aynen. Burada müthiş bir şekilde hem Amerikan hem Avrupa kanadında koruma altında olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Rusya'nın oyun stratejisi sahada kendini şöyle gösterdi ve test etti. Az önce Lavrentiev'in bahsetti ya da senin altını çizdiğin şekilde yani İsrail saldırılarına göz yumulması belli bir zımni mutabakata bağlı. Evet. Bunun karşılığında Rusya ne elde etti? Biz hemen şunu söyleyebiliriz buna yanıt olarak. Güney cephesi yani Dera merkezi Güney cephesinde silahlı grupların Amman'daki operasyon odasından idare edilen silahlı grupların çözülmesinde ve silahlarını bırakmasında böyle bir etkenden bahsedebiliriz. Yani evet. Amerika Amman'daki operasyonu kapattı, tabiri caizse muhaliflerin fişini çekti. Rusya böylesi bir karşılık almış oldu. Nasıl Türkiye ile Astana sürecinde anlaşarak Türkiye'nin Suriye sahasına girmesine izin vererek Halep'in, Doğu Halep'in çözülmesini sağladıysa aynı şekilde Dera'daki cephenin çözülmesini de
İsrail'le Amerika'yla paslaşarak sağladı. Böylesi bir karşılık var ve bunu şimdi daha büyük ölçekte Suriye'nin geleceğine ilişkin yol haritasında da böyle bir sonuç hedefliyor. Tabii ki zor bir şey. Yani çünkü dediğim gibi sadece tek bir mesele yok. Mesela Amerikalılar şunu söylüyorlar. Biz hani sahadayız ve işte Suriye Demokratik Güçlerini destekliyoruz. Burada bölgedeki bu fiili yapıya bazı garantiler verilmesi gerekir ki biz çekilelim. Şimdi bunu Türkiye önlüyor. Yani Türkiye burada Kürtlerin içinde olduğu bir yapıya ya da Kürtlerin ana aktör olduğu bir özerk yapıya statü verilmesini istemiyor. Bunun için sahadaki gücünü caydırıcı bir faktör olarak kullanıyor. Aynı şekilde Cenevre sürecini muhalifleri kullanarak tıkayabiliyor. Evet, evet. Şimdi sadece yani sadece İsrail'le, sadece İran'la ya da onlarla ilgili hesaplarla izah edemeyiz sahadaki mevcut durumu. Bir tarafta Türkiye'nin çok güçlü bir şekilde himaye ettiği ya da kalkan olduğu binlerce askerden oluşan bir yapı var. Yani bunların bir kısmı doğrudan Türkiye'nin kontrolünde, bir kısmı Türkiye'nin koordinasyon içinde olduğu yapılar. Ve bunların bir kısmı Cenevre sürecinde temsil ediyor, önemli bir kısmı da temsil edilmiyor. Bunların gündemleri çok farklı. Mesela işte İdlib'i kontrol eden güçler şer'i bir devlet istiyorlar. Yani evet. bu Cenevre'de pazarlık konusu edilemez, edilmedi zaten. Ama bir de onların öyle gündemi var. Tabii Türkiye'nin içinde bulunduğu çok ciddi çelişkiler söz konusu. Hem Astana sürecinde Rusya'yla ve İran'la birlikte imzaladığı deklarasyonlarda Suriye'nin toprak bütünlüğünü, egemenliğini garanti ediyor. Hem de bu toprak bütünlüğü ve egemenliğinin yeniden tesis edilmesinin önünde en büyük engel olmaya devam ediyor. Yani çok çok temel bir burada açmaz ve çelişki var. Yani Rusya Amerika ile diyalog kurup pazarlık yaparken her ikisi dönüp bir de Türkiye ile uğraşmak durumunda. Evet. Evet. Şimdi biraz da Irak'tan bir bahsederiz, bahsedelim. Şimdi bir bilindiği üzere bir seçim, ta 2010'un da seçim gerçekleşti. Buna ciddi bir itirazlar, özellikle Hacd-ı Şabi güçlerinin itirazları söz konusu oldu ama iki gün önce federal mahkeme sonuçlandırdı ve sonuçları onayladı. Şimdi bir hükümet kurma sırasına gelindi ve tabii ki sadır en büyük güç olarak olması Hacd-ı Şabi güçleri arasında yani ve daha çok İran yanlısı güçler arasında anlaşmazlıklar devam ettiği görülüyor. Bir taraftan Kürtler, federal bölge, diğer bir taraftan Sünni kesim, diğer bir taraftan Şiiler. Bu konuda ne bekliyorsunuz? Yani ne beklenebilir? Nasıl bir hükümet kurulma şansı olabilir? Tabii ki başta da belirttiğiniz gibi koalisyon güçleri Irak'tan çekildi. Danışmanlar, müsteşarlar vesaire güçleri kaldı ama yani önceki evet. Bitti mi sizin sözünüz? Evet, pardon. Evet. Önceki hükümet oluşumlarında tabii ki her birinde kriz yaşandı, her birinde çıkmaza girdi ve en sonunda işte bir tarafta İran, bir tarafta Amerika ağırlığını kullanarak ve bir anlamda İran ile Amerika arasında bir denge sayesinde hükümetler tesis edilebildi. Fakat bu sefer çok farklı bir durum var. Bir tarafta tabii ki Amerikan güçleri çekiliyor ve Amerika'nın eski ağırlığından söz edemeyiz ama daha da önemlisi iç dengelerle ilgili. O da şu, yani İran'ın nüfuz kullanabileceği çok ciddi bir kanal var. Yani Haçlı Şabi güçleri tabii ki onlarla bağlantılı, Fetih grubu vesaire. Evet. Bunlar İran'la koordinasyon içerisinde hareket ediyorlar. Ama asıl mesele Şii kanatta, yani Sadr'ın birinci parti olarak çıkması ve Sadr'ın hem Amerika'ya hem de İran'a karşı bir pozisyona sahip olması. Yani Sadr daha milliyetçi, daha Irakçı ve dış müdahaleyi reddeden tarafların sesi haline geldi. Yani evet, liberal bir çizgi. Evet, biz
Sonuç itibariyle şiir bir bloktan bahsediyoruz ve burada ezber bozuluyor. Ezber şu, yani işte Amerika eskiden şöyle denirdi. Amerika işte daha çok Sünniler üzerinde hani etkisini kullanır ve Kürtler üzerinde, İran'da Şiiler üzerinde etkisini kullanır. Sonuçta bir koalisyon olur. Ama böyle değil artık. Çünkü yani İran burada Sünni kanatlarla da zaman içerisinde iyi ilişkiler geliştirdi ve iki önemli Sünni blok ve onların liderleri İran'la ilişkili hale geldi. Türkiye'den daha fazla İran'la çalışıyorlar. Mesela eskiden Türkiye, Amerika Sünniler üzerinde ciddi anlamda hani yönlendirici Evet. bir etkendi, faktördü ama şimdi değil. İşte Şiiler bölündü. Yani bir taraf hala İran'la çalışıyor, bir taraf ise İran'ın etkisine karşı direniyor. Şimdi oyun şöyle kurulmak isteniyor. İran diyor ki eskiden olduğu gibi bütün partilerin katılacağı bir koalisyon kurulsun. Yani bir muhalefet olmasın. Bütün Şii gruplar yer alsın. Tabii ki Fetih Koalisyonu'ndaki herkes de burada olmalı. Haçlı Şabi grupları vesaire. Yani bir kota sistemiyle bir iktidar Evet. kurma. Evet. Yani bir paylaşım sistemi Paylaşım, olsun evet. ve bu planı bozacak herhangi bir şekilde mesela Kürtler ya da Sünnilerden bir grup gidip mesela Sadr'ı anlaşmasın. Çünkü Sadr çoğunluk Evet. hükümeti kurmak istiyor ve bütün hepsini içine almak istemiyor. Yani kendi ajandasına uygun Şiilerden, Kürtlerden ve Sünnilerden ve bağımsızlardan bir hükümet kurmak istiyor. İran bunu önlemek için işte Kudüs Gücü Komutanı Bağdat'a gitti, sonra Erbil'e gitti, görüşmeler yaptı ve bir şekilde bu sorun aşılamadı. En nihayetinde Sadr birkaç gün önce koalisyonu çoğunluk hükümeti temelinde kuracağını yineledi. Burada müthiş bir şey var şu anda, bir kriz var, yani gerilim var. Buradan yani nasıl çıkacaklar, bunu öngörmek o kadar kolay değil. Şimdi Fehim Bey, yani bu tabii ki Irak deyince her zaman bu uluslararası güçler, ABD akla geliyor ama diğer bir taraftan giderek şu anda özellikle Dohuk, Zaho, işte Erbil'de dönük özellikle Türkiye güçlerinin oradaki varlığı çok ciddi bir sorun. Bunlar şu ana kadar pek konuşulmadı. Bu önümüzdeki süreçte bu muhalif güçler ya da diyelim ki Sadır başkanlığında kurulacak bir hükümet buna ilişkin bir tavır alma durumu olabilir mi? Sadr'ın tutumunu biliyoruz. Sadr kesinlikle Türkiye'nin bölgeye müdahalelerine karşı çıkıyor. Evet. Dediğim gibi yani Irak'ın bütünlüğü ve egemenliği konusunda Şii kanatlar içerisinde çok belirgin ve çok net tutumu olan bir lider. Evet. Hem Amerikan müdahalesine, hem İran müdahalesine, hem de Türkiye müdahalesine karşı çıkıyor. Bu Evet. son zamanlarda bu hissiyat Irak siyasetinde yer edindi ve giderek artıyor. Tabii ki kolay bir mesele değil. Sonuç itibariyle merkezi hükümetin bölgede, yani Kürdistan bölgesinde bir kontrolü söz konusu değil. Ve iş sonuç itibariyle Erbil ile Türkiye, yani Ankara arasındaki görüşmelere kalıyor. Burada Türkiye ile ticari ilişkiler nedeniyle Erbil üzerinde Türkiye'nin ciddi bir şeyi var, baskı kapasitesi var. Bunu çok iyi kullanıyor. Ve bu kapasiteyi son zamanlarda Süleymaniye tarafında işte KYB içerisinde, yani YNK içerisinde lider kavgası da bir şekilde Evet. kızıştırılarak o bölgede de hani Türkiye'nin daha tehditkar bir pozisyon kavuşması sağlandı. Öyle anlaşılıyor. Çünkü operasyon yapabiliyor pek çok yerde. Bir de yeni olan şey şu, yani bu işin teknoloji boyutu var. İnsansız hava araçları durumu çok değiştirdi, değiştirmeye devam ediyor. Türkiye pek çok derinlikleri olan coğrafyada pek çok operasyon yürütmeye devam ediyor. Ancak dediğim gibi hem Kürtler arasında buna karşı bir şey var, kızgınlık var. Hem de Irak siyaseti içerisinde artan oranda buna karşı bir duyarlılık var. Çünkü Türkiye'nin
Musul, Kerkük şeyleri, hayalleri Evet. aslında bu operasyonlardan çok bağımsız değil ve Irak'ta buna karşı bir şeyden söz edebilir. Mesela Haçlı Şabi güçlerinin işte Şengal'de gidip oradaki yerel güçlerle, Ezidi güçlerle hani bir şekilde ittifak kurması Türkiye'ye karşı bu tepkinin de sahaya Bir yansıması olarak ele alınabilir. Bunun tabii ki İran boyutu var. İran'da Türkiye'nin Şengal hattına girmesini, Musul hattına girmesini kendi stratejisi açısından doğru bulmuyor ve bunu da Haçlı Şabi ve Irak siyaseti üzerindeki unsurlarla hissettiriyor. sanırım diğer bir etken daha var. Bu da Fırat ve Dicle sularının koz olarak kullanılması Irak'a dönük. Bu da son dönemlerde ciddi, özellikle halk kesiminde bir ciddi bir tepki ve öfkeye dönüşmeye başladı. Yani Türkiye el altından, en azından, ya da aba altından böyle bir kozu, bir sopayı gösteriyor Irak'a. Yani bu su kartı son zamanlarda daha çok Suriye'de yani Suriye'de bir çeşit yaptırım ve cezalandırma Evet. stratejisinin parçası olarak kendini gösterdi. Şimdi bu su meselesi çok biraz spekülatif demeyeyim ama biraz her tarafın kendine göre yorumladığı bir mesele. Ben bu konuyla temel aktörlerle uluslararası çok sayıda toplantıya katılarak biraz perde arkasını biliyorum. Hem Irak hem Suriye hem Türkiye yetkililerinin neler düşündüğünü, neler söylediklerini birebir işte hani günler süren bu toplantılarda gördüm. Bu konu hani biraz daha soğukkanlı bir şekilde ele alınması gerekiyor. Çünkü işin doğal bir tarafı var. Yani su kaynakları giderek azalıyor. Bir kıtlık söz konusu. Bunun yönetimiyle ilgili ülkeler arasında koordinasyon yok ve bu krizi daha da büyütüyor. Yani su kullanımıyla ilgili krizi daha da büyütüyor. Evet. Ama Türkiye'nin bunu bir cezalandırma Hocam, aracı olarak kullandığını da maalesef görüyoruz. evet, bir programımızın biraz sonuna doğru yaklaşıyoruz. Önemli bir son sorum var. Bu AKP iktidarının Suriye hariç aslında bölgenin bütününe dönük tam önceki politikalarının 180 derece diyebileceğimiz tersi bir manevra yaparak ilişki kurmaya çalışıyor. Bu konuda ne kadar başarılı olabilir? Artı buradaki halkların buna ilişkin tepkileri ne olabilir? Buyurun. Şimdi çok genel olarak Irak'tan Suriye'den Libya'ya kadar uzanan bütün bu coğrafyalarda Türkiye'nin müdahaleci ve yeni Osmanlı işte şeyi veren, hissiyatı uyandıran yaklaşımları Evet. ciddi bir tepki yarattı ve bir blokaj oluştu. Yani Körfez'den Mısır'a kadar büyük bir hatta Türkiye'ye karşı yeni bir Araplar arasında yeni bir şey oluştu, karşı blok oluştu. Türkiye şimdi Libya'da bir oyun oynadı ve bu oyun tutmadı aslında. İşte Doğu Akdeniz'deki enerji dengesini değiştirmek istiyordu. Bunu Evet. başaramadı. Başaramayınca işte Mısır'la ve İsrail'le anlaşarak ya da ilişkileri normalleştirerek dengeyi kendi lehine çevirmeye çalıştı. Fakat bir güvensizlik var ve Türkiye tam olarak bölgede bu ülkelerin rahatsız olduğu konularda tam anlamıyla bir geri adım atmıyor. Mesela Libya'da Mısır'ın beklentileri var ama Türkiye Libya'da asker bulundurmaya ve milislerini orada tutmaya devam ediyor. Bu da Mısır'ın hani beklediği olumlu adımına karşılık gelen bir durum değil. Bir tutum değişikliği görmedikleri için onlar da her şeyi ağırdan aldılar. İki tane istikşafi görüşme oldu ve neticede herhangi bir gelişme olmadı ve elçiler vesaire atanmadı. Aynı şey İsrail için de geçerli. Tabii İsrail durum konusu biraz farklı. Yani Erdoğan'ın şu anda Amerika ile ilişkileri yumuşatmaya çok ihtiyacı var. O yüzden hani İsrail'le ve Ermenistan'la mesela normalleşme Amerika'da kapıları açabilir. O yüzden İki konuyu farklı ele alıyorlar şu anda.
Birleşik Arap Emirlikleri ile tabii ki Sedat Peker'in orada yayınlarıyla Türkiye'de ciddi anlamda rahatsızlık yaratmasının etkisiyle gelişmiş bir istihbarat düzeni, gelişmiş bir ilişkinin ileri bir boyuta taşınmasını gördük, taşındığını gördük. Birleşik Arap Emirlikleri'nin de buna ihtiyacı vardı. Fakat burada asıl muhtaç olan Türkiye ve karşı taraf Türkiye'nin bölge politikalarını değiştirmesini bekliyor. İşte Müslüman kardeşlere desteğin kesilmesi, Arap iç işlerine müdahale edilmemesi vesaire. Tabii ki bunun çok konuşulmayan ama bildiğimiz bir yönü de Suriye'den çekilmek. Yani hem Mısır hem Arap Emirlikleri ve diğer Araplar artık Suriye'ye farklı bakıyorlar. Suriye'nin Arap dünyasına dönmesini istiyorlar. Katar burada arıza çıkarıyor. Türkiye ile ortak olan Katar. Ama Arap dünyasındaki genel eğilim bu yönde ve diplomasi orada birazcık daha öne çıktı bu dönemlerde. Biz doğrusu Türkiye'nin dış siyasetinde ciddi bir güvensizlik olduğunu vurgulamak durumundayız. Yani bir tutarsızlık var. Normalleşmenin gerektiği adımlar atılmadan normalleşme olsun istiyor Erdoğan. Bu olmaz, olmuyor daha doğrusu. Ve bu Türkiye'ye pek çok yerde zemin kaybettirdi. Şimdi buna bir de şunu eklediler. Yani biz bir taraftan mesela normalleşme görüşmeleri yapılırken diğer taraftan mesela Afrika'ya ve Kuzey Afrika'ya çatışma alanlarında Bayraktar TB2 SİHA'ları satılıyor ve Türkiye çalışmaların parçası haline getiriliyor. Bu çok tehlikeli bir süreç. Ya işte tutarsızlıktan kastım birazcık da bu. Yani normal ticari, diplomatik ve siyasi ilişkilerin ötesinde askeri ilişkiler geliştiriliyor. Bu bölgelerde yani yanlış bir yönelim olarak tarihe geçecek bir şey. Bu da Belki şunu söyleyebiliriz. Yani Türkiye'nin önceki Orta Doğu politikasını şu anda Afrika ülkelerine taşımaya başladı. Orada aynı politika, aynı pozisyonu almaya başladı ve belki bu Arap yönetimleriyle ilişki kurulsa dahi biraz da İsrail'e benzer durumda, İsrail'in birçok Arap yönetimiyle ilişki ve normalleşme sağlamasına rağmen halklarıyla bu normalleşme bir türlü sağlanamıyor. Sanırım Türkiye'nin bıraktığı izler de bu yönde Arap halkları ve diğer azınlıklar üzerinde, yani bölgenin bütün halkları üzerinde her ne kadar Arap yönetimleriyle ilişki kursa dahi halklarla, demokratik özelliklerici güçlerle bunu sağlamasının o kadar basit olmayacağını vurgulamak mümkün sanırım. Evet hocam, yani son evet. bir dakikayla son bir sözünüzü alalım. Buyurun. Bu normalleşme ve normal diplomatik ilişkilere dönüşteki tutarsızlıklar devam ediyor. Mesela Libya'da seçim yapılamadı ve Türkiye'nin de sorumlu tutulduğu bir feci Süreç. bir durum ortaya Aynen. çıktı. Çünkü seçim yapılamadı ve ne zaman daha doğrusu ertelendi ama yapılıp yeniden yeni tarihinde yapılıp yapılmayacağı bile belli değil. Türkiye'nin birlikte çalıştığı güçlerin burada seçimin ertelenmesi yönünde oynadığı rol Libya'nın geleceğini de bir şekilde Etkileyecek. rehine haline getiriyor. Aynen. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Türkiye, yani Erdoğan daha doğrusu sömürgeci güçleri eleştirerek Afrika'ya soft power olarak gittiğini iddia ediyor. Ama Fransa gibi olmak istiyor. Bir Fransız aktör gibi hareket etmek istiyor. Yeni bir sömürgeci gibi yaklaşıyor. Bu çok tehlikeli ve Türkiye'nin kazanımlarını da normal siyasal, ekonomik, diplomatik kazanımlarında geriletecek bir şey. Evet, hocamız Fehim Taştekin'e çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Bu yeni yılın ilk gününde yaptığımız bu programda temennim yeniden bu yeni yılın en iyi bir biçimde bu mücadeleleri ileriye taşıyacak ve bütün bölge halklarının da lehine gerçekleşebilecek bir barışın sağlanması dileğiyle hoşça kalın diyelim. Teşekkür ederim. Ben teşekkürler tekrar.